Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerden çok fazla soru gelen bir konu hakkında bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. E, nedir bu soru? Dolap uygulaması ile ilgili arkadaşlar. Dolap uygulamasından kargo kodu nasıl alırsanız. Daha önce bunu anlatmıştık ama bunu sözler olarak anlattık. E, ürün sattığınız zaman kargo kodu nasıl almanız gerekiyor, nasıl göndermeniz gerekiyor? Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Sanırım e, birçok arkadaşım bu konuyla ilgili sorun yaşamış. Şöyle... Şimdi ürünü sattığınız zaman e, bildirimler kısmı var. Şu alt tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Tam böyle belli olmuyor ama ikinci sırada. Bildirimlere giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bildirimlere girdiğiniz zaman burada tüm bildirimler, yorumlar, teklifler var. Buradan size gelen ürünlerle ilgili teklifleri görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ürünü sattıktan sonra burada siparişler bölümü yazıyor bakarsanız. Siparişler bölümünü tıklıyorsunuz. Tebrikler yeni bir siparişim var. Bizim e, dün satışını yaptığımız bir ayakkabımız vardı arkadaşlar. Bakın buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar buradan e, kargo bilgilerini görüyorsunuz. Siparişiniz alındı. 3 gün artı 24 saat içerisinde kargoyu teslim etmem gerekiyor benim. E, ne yapmam gerekiyor hemen onu söyleyeyim size. Bakın sipariş numarası falan burada yazıyor. Benim adres bilgilerim burada yer alıyor. Ve karşı taraf benim adres bilgilerimi görmüyor. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Tek yapmam gereken şey bakın kargo kodu al. Kargo kodu al dediğim zaman kargo koduna bırakacağım. Esnaf ya da Trend Yol Express şubesine bırakacağım. Ben kargo şubesine bırakayım. Yine gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Ürünü ben mi kargo paketleyeceğim yoksa gittiğim yerdeki kargo firmasına mı paketleyeceğiz? Arkadaşlar ürünü evde bir poşet içerisine koyup götürebilirsiniz. Götürdüğünüz zaman kargo firması sadece kargo poşetine sokup üzerine bir etiket yapıştırıyor. Sizin tekrardan adres girmenize gerek yok. Sadece şimdi göstermiş olacağım kargo kodunu söylüyorsunuz ve tüm işler tamamlanmış oluyor. Buradan seç diyorum. Bakın şu anda 5 tane anlaşmalı firması var dolap uygulamasının arkadaşlar. Bu 5 firmadan 3 e, tanesinin dolu gözüküyor. Sadece 2 tanesi boş. Biz birini seçiyoruz. Seç diyorum arkadaşlar. Bakın seç dediğim anda gördünüz mü? Şu anda bana kargo kodu geldi. Ben firmaya götüreceğim ürünü. Poşet içerisine koyup paketleyip bir şekilde götüreceğim. Sadece yapmam gereken tek hareket şu kargo kodunu söyleyeceğim. Kargo kodunu söylediğim anda arkadaşlar başka bir şey yapmama gerek yok. E, tüm kargolar dolu olabiliyor. Bundan da biraz bilgi vereyim isterseniz size. Az önce en başında görmüştünüz 5 tane kargo firması var. Eğer tüm firmalar doluysa siz bir gün sonra tekrardan deneme yapabilirsiniz. Çünkü bazı durumlarda çok yoğunluk olduğu zaman arkadaşlar Kargo firmaları dolu oluyor. Siz bir gün sonra ya da iki gün sonra tekrardan girip ürünü gönderebiliyorsunuz. Ürünü nasıl paketlemeliyim derken de bakın buradan tıkladığınız zaman bir bilgi vermiş. İşte paket açık kalmayacak şekilde. Ürünün boyutlarına uygun bir kutuya ya da bir poşete koyabilirsiniz. Hasar görmesini engelleyecek bir şekilde paketleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok basit. Buradan kargo kodunu alıyorsunuz. Ürünü paketliyorsunuz. Kargo firmasına gittiğiniz anda sadece bu kodu söylemeniz yeterli. Ne siz karşı tarafın adresini görüyorsunuz, ne de karşı taraf sizin adresinizi görüyor. Bu şekilde ürünü kargo ile göndermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bildirimlere giriyorsunuz, bildirimlerden siparişler, siparişlerin içerisinden kargo kodu seçiyorsunuz. Diğer bir bilgi, ee, teklifi geldi size, teklifi kabul ettiğiniz karşı tarafında onu tekrar onaylaması gerekiyor. O yüzden Kargo kodunu siparişler bölümünde hemen göremeyebilirsiniz. Bekleyin mutlaka kısa süre içerisinde ürün tamamlandığında onaylandığında onu oradan görebileceksiniz. Bunu da göstereyim isterseniz bakın. Bir tane teklif yapmıştık bu değil pardon bulabilirsem. Ne bir teklifimiz var teklifi bu değil arkadaşlar. Neyse onu daha sonraki videolarda tekrardan paylaşırız sizle arkadaşlar. Heh, bakın şurada çok özür dilerim. Bize bir teklif geldi. Biz bu teklifi kabul ettik. Şu anda kargo kodu ee, daha olmadı. Neden dersiniz? Bakın alt tarafta yazıyor. Burada indirim yaptığımız için bu indirimi kabul etmesi için 5 saat 57 dakika içerisinde kabul etmesi gerekiyor. 5 saat 57 dakika içerisinde benim teklifimi kabul ettikten sonra arkadaşlar ben siparişler bölümüne girdiğim zaman burada kargo kodunu görebileceğim. O yüzden şu anda bakarsanız ben oradaki teklifi kabul etmeme rağmen e, indirim yaparak kabul ettiğim için ürünü e, şu anda kargo kodunu göremiyorsunuz burada siparişler bölümünde. Umarım faydalı olmuştur. E, takıldığınız soru olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiği kadar cevaplamaya ve sizlere destek olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.